Büreyde bin Husayb radıyallahu an kimdir? Büreyde radıyallahu an peygamber efendimiz Medine'ye hicret ederken Müslüman oldu. O günlerde Mekkeli müşrikler resul efendimizin peşine düşmüşler. Onu ölü veya diri yakalayana büyük ödüller vaat etmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir ile birlikte Eslem kabilesinin arazisinden geçerken Büreyde radıyallahu an ile karşılaştı. Büreyde karşılarına dikildi. Kabilenin reisi olduğu için arazisinden geçenleri sorgulama hakkına sahipti. Peygamberler Sultanı Efendimizin konuşması Büreyde üzerinde büyük bir tesir bıraktı. Hemen orada adamlarıyla birlikte Müslüman oldu ve hep beraber Resulullah'ın arkasında namaz kıldılar. Büreyde radıyallahu anh Efendimiz'e bir fenalık yapabilirler diye onu yalnız bırakmadı ve Medine'ye bayraksız girmesine gönlü razı olmadığı için başından sarığını çıkarıp mızrağına bağladı. Daha sonraları Medine'ye hicret edip oraya yerleşen Büreyde radıyallahu anh Bedir ve Uhud gazveleri dışında Efendimiz'le birlikte 16 gazveye katıldı. Peygamber Efendimiz de Hazreti Ebu Bekir'e elbiselerde giydiriyor sarığını sancak yapıyor, onların yanına korumalar da veriyor. O şekilde Efendimiz'in hicretinin kalan kısmını, zaten Medine'ye yakın bir yerde, Eslem kabilesi, o şekilde tamamlanmasını sağlıyor. Bunların bir kısmında istihbarat vazifelisi ve kılavuz olarak önemli hizmetler yaptı. Peygamberimizin gazvelerinin bir kısmında istihbarat ve kılavuzluk yapıyor. Mekke fethi sırasında Eslem kabilesinin iki sancağından birini o taşıdı. Peygamber Efendimiz hazırladığı Üsame ordusuna onu sancaktar yaptı. resul Ekrem'le beraber gittikleri bir gazvede mola verdikleri yerde bazı eşyalar kalmıştı. Efendimiz o eşyayı Büreyde'nin sırtına yüklemiş, kendisine de haydi bakalım yük devesi diye iltifat etmişti. Büreyde bu hatırayı sık sık yad ederdi. Efendimiz'den gelen bir iltifat, bir ilgi onlar için tabi ki dünyalara değer, dünyalarla değişirmeyecek bir şey. Efendimiz'le yaşadıkları bu e, hadise, gördüğü bu iltifat onu çok memnun etmiş. Büreyde'nin en büyük günahım diye anlattığı Hayber fethi sırasında geçmiş bir hadise vardır. Hayber kalesi günlerce kuşatıldıktan sonra nihayet surlarda ilk yedik açılmış. Oradan içeri ilk girenlerden biri de Büreyde olmuştu. Fakat o sırada bireydenin üzerinde kırmızı bir elbise vardı. Bu elbise sebebiyle herkesin kendisini fark ettiğini düşünür, tevazu aykırı gördüğü bu hali hatırlayıp üzülürdü. Yani tevazuundan benim üzerinde kırmızı bir elbise vardı. Benim ilk e, surlardan gelen insanlardan biri olduğumu insanlar gördü, anladılar benim girdiğimi diye. E, bunu e, bir gösteriş gibi, riya gibi düşünerek en büyük günahım diyor bundan üzülüyor. Daha sonraki devirlerde Büreyde radıyallahu anh savaşlardan hiç geri kalmadı. Nihayet 63 senesinde, Hicri 63, miladi 682 senesinde vefat etti. Horasan'da en son vefat eden sahabi odur. Horasan'da vefat etmiş demek ki Medine-i Münevvere'den ta Horasan'a kadar savaşarak cihad ederek gitmiş orada şehit olmuş. Bureyde radıyallahu an peygamber efendimizden 164 hadis rivayet etmiştir. Radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Ne kadar şanslı insanlar gerçekten hicret yolculuğunda efendimize rast gelmesi, iman etmesi, cihatlara katılması, şehit olması, hizmetleri hepsi gerçekten paha biçilmez değerler.